Merhaba, Sınav Yayınları 24 adımda TYT-AYT geometri bitirme setinin 12. adım videosuna hoş geldin. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan sınavyayın.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan sağ köşedeki veya açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Değerli arkadaşlarım, ben öğretmeniniz Savaş Davaz. Bugün sizlere 12. adımda eşkenar dörtgeni anlatmaya çalışacağım. Beraber eşkenar dörtgenin bütün özelliklerini ve soru kalıplarını incelemeye çalışacağız. Eşkenar dörtgende arkadaşlar öğren bölümümüze bakıyoruz. Ne diyor öğren bölümümüzde? Eşkenar dörtgenin özelliklerini anlatıyorum ben diyor. Peki bakalım neymiş? Eşkenar dörtgen arkadaşlar kenar uzunlukları eşit olan paralel kenardır. Paralel kenarsa ne olması lazım? Paralel kenarın tüm özelliklerini taşıması lazım. Güzel. Peki. Aynı zamanda paralel kenarda arkadaşlar şunu hatırlıyor musunuz? Köşegenler birbirini ortalardı. Demek ki burada da ortalayacak. Doğru. Süper. Aynı zamanda bakın köşegenler burada dik kesiyor. Burası önemlidir bizim için. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. Bizim için önemli. 2. Çok önemli olan. Köşegenler açıortaydır bakın. Köşegenler açıortaydır. Paralel kenarda böyle bir şey söz konusu değildi. Değil mi? Buna dikkat ediyorduk değerli arkadaşlarım. Köşegenler açıortaydır. Köşegenler dik kesişir, zaten onu az önce vermiştik. Bunlar değerli arkadaşlarım bizler için önemli özellikler. Hadi gelin beraber incele bölümünde neler var neler yok bir bakalım. İncele bölümünde ilk soruda bakın. Bir eşitlik vermiş. Eşkenar dörtgen olduğu için bakın şu uzunluklar birbirine eşit mi? Eşit. Diyorum ki ben buradan yani A noktasından K noktasını birleştirirsem şimdi ne olur değerli arkadaşlarım? Burada bir ikizkenar üçgen elde ederim. Çok güzel. Peki burası 100 derece. Buranın 180'e tamamlanması için 80 derece olması gerekir mi? Neden? Ardışık açılar toplamı 180 dereceydi. Evet. O zaman buraya 60 derece kaldı. Çok güzel. 60 ise arkadaşlar ikizkenar olması sebebiyle buralara da 60 kaldı mı? Bakın ne oldu? Burada yeni bir eşkenar üçgen oluştu. Doğru mu? Eşkenar dörtgen değil bakın dikkat edin. Bir eşkenar üçgen oluştu. Çok güzel. Buraya 40 derece kaldı. 40 ne olacaktır? 70-70 ayrılacaktır ikizkenardan dolayı. Peki D açısı ile B açısının ölçüleri birbirine eşit miydi? Eşitti. X artı 70 eşittir 80 ise X'in değeri eşittir 10 derece diyoruz. Önemli. Geldik buraya. Şimdi değerli arkadaşlar ne diyor bize? Bir eşkenar dörtgen vermiş. Diyor ki bize BC'nin uzunluğu kaç santimetredir? BC'nin uzunluğunu bul bana diyor. Ben şunu biliyorum. Çizdiğim köşegenler birbirini dik keser. Bakın köşegenler birbirini dik kesti. 12 santimetre 6 ayıracak. Buraya 2, buraya 6 santimetre diyebiliriz. Doğru mudur değerli arkadaşlar? Doğrudur. Çok güzel. Peki burası 90 dereceyi aldınız. Bakın burada H bir öklit var. H kare eşittir P çarpı K. Yani 2 çarpı 6. H buradan eşittir 2 kök 3 mü? Bakın şurada 2 kök 3'ü elde ettiniz. Bu da çok güzel. Bunu da buldunuz. Şimdi 2 kök 3. Burası 2 kök 3 ise mecburen burası da 2 kök 3. Köşegenler birbirini ortalıyordu. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada bir Pisagor yapalım. BC uzunluğunu istiyor benden. Diyorum ki x'in karesi eşittir 2 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesi. Neden 6? Bakın şuradaki uzunluk 6 olduğu için. Buradan 12 artı 6'dan yani 36'dan özür dilerim 48. X kare 48 ise x eşittir 4 kök 3 diyoruz. Tamam mıyız değerli arkadaşlarım? Var mı problem? Neye dikkat ettim? Neye dikkat ettim? Eşkenar dörtgende çizdiğim köşegenler açıortaydır. Birbirini dik keser. Bütün kenarlar birbirine eşittir. Biz bunu biliyoruz. Hadi gelin bu bilgilerimizi bir pekiştirelim. Pekiştir bölümünde ilk sorumuzda bakalım ne var? Diyor ki ABE eşkenar üçgen. Hemen eşkenar üçgende kenarları işaretledim. 60 dereceyi yapıştırdım hepsine. 60, 60, 60. Hadi bunu da yazayım. 60'ı getirip buraya yazayım. Eşkenar dörtgenin tüm kenarları birbirine eşitse şu iki kenarda birbirine eşit olmuş oldu mu? Eşit olmuş oldu değerli arkadaşlar. Süper. Şimdi devam edelim. Sevgili arkadaşlarım, 60'ı aldım. 24 derece. Süper. Ne yapıyorum? Diyorum ki burada dikkat edin. Şuradaki açıya dikkat edin. Sol tarafa bakıyor. Sol tarafa bakıyor. Burası sağa bakıyor. Doğru mu? Şuradan şöyle paralel kenar. Doğru da açılar konusunu hatırlayalım. Evet hocam, hatırladım. Burası 84. İkizkenar madem. Burası da 84. 84, 84 daha 168. Buraya 12 derecelik bir açı kalır diyoruz. Geldik buraya değerli arkadaşlarım. Eşkenar dörtgen. O zaman geldim buraya x. Buraya da x dedim. Değil mi? Buraya da x dedim. Burası x ise şuraya ne kalır arkadaşlar? 8 eksi x kalır. Doğru mu? Şimdi paralel madem bunlar, ne derim? Şuradaki parçanın tamamına oranı, yani 8 eksi x'in tamamı olan 8'e oranı ne olacaktır? X'in tabanı oranı, yani x bölü 9 olacaktır. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak ne olur? 8x eşittir 72 eksi 9x. Buradan 17x eşittir 72. X eşittir 72 bölü 17 cevabını elde ederiz. Ve sizin çok sevdiğiniz bölüme geldik. Uygula bölümünü. Ne yapıyoruz? Savaş Hoca'yı susturuyoruz, durduruyoruz. Önce kendimiz çözüyoruz. Ardından gelip beraber çözüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın, 12 derece 48 derece. Tak, hemen buraya 60 dereceyi hızlıca gördüm. Neden? Bakın, nereye bakıyor? Sağa bakıyor. Bu sola bakıyor. 60 ise ikizkenar olduğu için buralarda 60 derece 60 derece yapıştırdık mı? Çok güzel. Bakın buradaki açı ne oldu? 72 derece. Ha, hocam buranın da 72 olması lazım. Doğru söylüyorsun. O zaman burası 72 eksi x. Şimdi kenarlar birbirine eşit olmadı mı eşkenar üçgenden dolayı? Demek ki AD kenarı da AE kenarına eşit. Çok güzel. O zaman diyorum ki 48, burası da 72 eksi x yaptı. Toplayayım hepsini. 144, 48 daha 192 eksi 2x eşittir 180 derece olacak. Üçgenin iç açıları toplamı. Buradan x eşittir 6 derece cevabını elde ediyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Hemen eşkenar dörtgense arkadaşlar, bence hemen köşegenleri çizin ve dik olduğunu yazın. Bu bir alışkanlık yapsın. Burası kaç santim? 14 santim. 7 7 ayıracak. Buraya 4, buraya 7 geldi mi? Ne istiyor benden? BC'nin uzunluğunu istiyor. Çok güzel. 4, 5, 3, 4, 5 özel üçgenini yakaladım. Hocam 3 ise burası da 3'tür. Süpersin. Şimdi değerli arkadaşlar, burası 90 derece mi? BC x diyelim. Ne olacak? X'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 7'nin karesi. X kare eşittir 58. X buradan eşittir kök 58 değerini elde ediyoruz. Evet, ABC'de eşkenar dörtgen diyor 3. sorumuzda. DB köşegen, ABN bir üçgen diyor değerli arkadaşlarım. Tamam. Diyorum ki rahat çözebilme adına bakın. 4'ün x'e oranı 2'nin x bölü 2'ye oranına eşit olacaktır. Neden? Kelebek benzerliğinden dolayı. O zaman diyorum ki rahat çözelim. Ben buraya 2y diyeyim. Buraya y diyeyim. Böylelikle 2'nin y'ye 4'ün 2y'ye oranını elde etmiş oldum. Şimdi sevgili arkadaşlar, köşegen neydi? Aynı zamanda açıortaydı. Süper. O zaman diyorum ki 2 ise ben buraya 2k diyeyim. Y ise buraya y çarpı k diyeyim. Neden? Y çarpı k'nın y'ye oranı 2k'nın 2'ye oranına eşittir. Süper. Şimdi eşkenar dörtgen olduğu için bütün kenar uzunlukları y çarpı k şeklindedir. Şimdi gelelim temel benzerlik teoremimizi yapalım. 6'nın tamamına oranı, 6'nın y artı 8'e oranı. Şuradaki parça, buradaki parçayı nasıl buluyorum? Tamamı yk ise y çarpı k'dan 2k'ya çıkardım. K parantezini alıp yazayım daha güzel olsun. Y eksi 2. Bunların oranı arkadaşlar ne olacaktır? Yk eksi 2k'nın y çarpı k'ya oranı. K'lar birbirini götürdü. İçler dışlar yapalım. 6y eşittir y kare ne yapar? Artı 6y eksi 16 mı yapar? Evet. 6y'ler gitti. Y buradan 4 geldi. X dediğimiz değer 2y idi. 2 çarpı 4'ten cevabımız 8 olacaktır. Gelelim değerli arkadaşlarım şöyle yeni bir öğren bölümümüze. Bu öğren bölümümüzde şunu yapıyoruz bakın. Eşkenar dörtgenin çevresi ve alanına bakıyoruz. çevresi ne olacaktır? Bir kenar uzunluğunun 4 katı. Alan nedir? Taban çarpı yükseklik. Burada şuna dikkat edin. Buradan aldığım yükseklikle buradan aldığım yükseklik birbirine eşit. Neden? Çünkü tabanları aynı. Mecburen eşit olmak zorunda. Diğer durum arkadaşlar, dörtgenlerin hepsinde yapmıştık. Neydi? Köşegenler çarpımı bölü 2, değil mi? Köşegenler çarpımı bölü 2 aradaki açının sinüsü. Bize neyi veriyordu? Alanı veriyordu. Burada dik kesiştiği için, sinüs 90 ile 1 olduğu için ne yaptık? Bakın, köşegenler çarpımı bölü 2 bize direkt alanı verdi. Gelin incele bölümünde ne var? Beraber bir bakalım. İncele bölümünün değerli arkadaşlar ilk sorusuna baktığımız zaman 5, 8 daha AB'nin 13 olduğunu biliyorum. Diyorum ki bütün kenarlar 13 olmak zorunda. Peki. Burada neyi yakaladım? 5, 12, 13 özel üçgenini yakaladım. Süper. Peki alan neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik. Yani 13 çarpı 12 o da eşittir 156 santimetre kare diyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi geldik buraya. Eşkenar dörtgende aldık burayı. Eşkenar dörtgen gördüğünüz zaman ilk işiniz şu köşegenleri birleştirin ve dik kesiştiğini gösterin. Bu bir alışkanlık yapsın. 10 santimetre miydi? Evet. 5, 5 ayrılacak. Buraya 5 gelirse buraya 3 geldi mi? Bakın 6, 3 burası ne olacaktır? 3 kök 3. Pisagor'dan buldum burayı. Süper. Şimdi buranın da 3 kök 3 olduğunu biliyorum köşegenler birbirini ortaladığı için. Ne yapıyorum? Köşegenler çarpımı, yani 6 kök 3 çarpı 10 bölü 2. Köşegenler çarpımı bölü 2 bana alanı veriyor 30 kök 3. Veya diyorum ki hocam burada bir üçgen var. Buradaki üçgenin alanı 7,5 kök 3. Bunun gibi 4 tane üçgen var bakın. 4 çarpı 7,5 kök 3 o da eşittir 30 kök 3 diyorum. Buradan da gidebiliriz değerli arkadaşlar. Evet, pekiştir bölümüne geldik. Pekiştir bölümündeki ilk örneğimizi inceleyelim değerli arkadaşlar. Bakın 3'e 5 buradan çizdiğim köşegenin açıortay olduğunu biliyorum. O zaman burası 3K ise burası 5K şeklinde olmalı. Çok fazla karşınıza geliyor açıortay, dikkat ediyorsanız. Peki 3K, 5K, 8. Burası 4K olacak. 4K'ya 8 gelirse demek ki 6, 8, 10 üçgenidir diyebiliriz. Veya bildiğiniz Pisagor alırız. 5K'nın karesi eşittir 8'in karesi artı 3'ün karesinden de bulabilirsiniz. Ama pratik olmakta fayda var. Şimdi bir kenar uzunluğunu kaç bulduk? 10 santim. Bizden ne istiyor? Çevreyi 4 çarpı 10'dan alanımız 40 santimetredir diyorum. Özür dilerim, çevremiz 40 santimetredir. Şimdi ne demiştik değerli arkadaşlar? Köşegenler arkadaşlar açıortay. Yani ben bunu çizersem şöyle açıortay. Şurası da açıortaydı. Şunu çizdim. Aynı zamanda bunların dik kesiştiğini biliyorum ben. Bunların dik kesiştiğini biliyorum. Peki buradan ne oldu? Bir öklit gördüm. Öklitte h kare eşittir p çarpı k. 3 çarpı 12 olduğuna göre h eşittir 6 oldu. Bakın geldim buraya 6 değerini yazdım değerli arkadaşlarım. Şimdi artık köşegenleri bulabiliriz veya şuradaki alanı bulup 4 ile çarpabiliriz. Mantıklı olan o gözüküyor değil mi? 15 çarpı 6 bölü 2 ne yaptı arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2 45 yaptı mı? Bakın bunun gibi 4 tane alan var. 45 çarpı 4'ten 180 santimetre kareyi bulabiliriz. 45 çarpı 4'ten tekrar edelim. Taban çarpı yükseklik ne diyoruz bakın? 15 çarpı 6 bölü 2 45 santimetre kare bir bölge. Bunun gibi 4 tane var. 4 çarpı 45 180 santimetre karedir. Veya şöyle yapabilirdiniz. Derdiniz ki hocam açıortay, buralarda yükseklik çizeyim ben. Buradan yüksekliğin 8 santim olduğunu görebilirdiniz ama çok da gerek yok gördüğünüz gibi. Evet, şimdi değerli arkadaşlarım eşkenar dörtgende uygula bölümüne geldik. Uygulamak için önce siz soruyu çözüyorsunuz, sonra değerli arkadaşlar beraber çözüyoruz. Videoyu durdurabilirsiniz efendim. Değerli arkadaşlarım ben şöyle çizdim. Çizdiğim zaman şu paralel iki kenar arasında kalan bütün yükseklikler birbirine eşitti. 6 ise mecburen burası da 6 oldu. 45 derecenin karşısı 6 ise bakın mecburen burası da 45. Burası da 6 olacak. Burası 6 kök 2. Demek ki eşkenar dörtgenin bir kenarı 6 kök 2 uzunluğunda. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik. 6 kök 2 ile 6'yı çarptığım zaman 36 kök 2 santimetre karelik bir alanı elde ederim. Geldim buraya. LC uzunluğu bakın K olursa DL uzunluğu 3K olur. Hemen gelelim buraya. K ise burası 3K. Doğru mudur? Evet. 6 santim demiş. Buradan bizden ne istiyor? Alanı istiyor. Süper. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın. Şu iki üçgen, Şu iki üçgen benzer mi? Benzer. Aynı zamanda kelebek var mı? Burada var. Değil mi? Kelebek var, bakın birbirine paralel. Hocam kelebek varsa 3K'ya kaysa 6'ya 2 olmak zorunda. Demek ki bu iki doğru arasındaki yükseklik ne kadar? 8 santim. Aynı şekilde buradaki yükseklik de 8 santim olmak zorundaydı, hatırlayın. Yükseklikler birbirine eşitti. Geldim buraya, 8'i yazdım. Neydi? Üçgen alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 9 çarpı 8 bölü 2'den o da eşittir 36 santimetre kare diyoruz değerli arkadaşlar. ABCD eşkenar dörtgen diyor değerli arkadaşlarım. AK 2 santim, tamam. ADD ile 8 santim verilmiş, çok güzel. Sonra başka ne diyor bakalım? Alan ABCD nedir diye bir soru soruyor bize. Okey. Şimdi 8 santim ise bir kenar. Mecburen burası 8 santim olacak bakın. Burası da 8 santim. Burası da 8 santim olmalı diyoruz. Doğru mu? Bunu yakaladık. Süper. Şimdi ben şurada bakın. Kelebek benzerliğine bakarsam. Şurada bir kelebek var. 6'ya 8 ise oran 6'ya 8 olmalı yine. Burası demek ki 6 santim. Çok güzel. Burayı da yakaladık sevgili arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyoruz? Şuraya geliyoruz bakın. Ben buraya 3K, buraya 4K diyebilirim. Neden? Burası bir açıortay. Açıortay olduğu için 6'ya 8 oranı 3K'ya 4K oranını verir bana. Güzel. Bu oranı da yakaladım. Sonra geliyorum, diyorum ki arkadaşlar buradaki açıortayın uzunluğu neye eşitti? 6'nın karesi eşittir kenarlar çarpımı 6 çarpı 8 eksi 3K çarpı 4K. Buradan değerli arkadaşlarım ne olur? Attığımız zaman 12K'nın 1 olduğunu yakalamış oluruz. Demek ki burası 3, burası da 4 santimetredir diyoruz. Bakın. 3 ve 4 olarak buraları yakaladık. Sonra geliyorum, diyorum ki ben kırmızı kalemi bir alayım. Şuradan bir yükseklik çizersem, şuradan bir yükseklik çizersem ne olur? Burayı yakalayabilirim değil mi? 8, 8, 4 ise burayı 2, 2 ayırdı. 2, 2 ayırırsa ben şurada h dersem, şuraya h dersem şuradan h'ı bulabilirim. Bir Pisagor yapayım buradan. H kare artı 2'nin karesi eşittir 8'in karesi. Buradan h eşittir 60. O da ne yapar? 2 kök 15 yapar. Şimdi 2 kök 15 buldum. Süper. Buranın alanını bulabilirim o zaman. Bakın 2 kök 15 buldum. Taban kaç? 4. Yükseklik 2 kök 15. 4 çarpı 2 kök 15 bölü 2. O da eşittir 4 kök 15. Şuradaki alan 4 kök 15 ise değerli arkadaşlarım, 4 kök 15 ise şuradaki alan ne olacaktır? 8'e 4 kök 15 gelirse 6'ya 3 kök 15 gelecektir. Peki ne oldu? 4 kök 15, 3 kök 15 daha 7 kök 15 oldu değil mi arkadaşlar? 7 kök 15 ise diğeri de 7 kök 15. Neden? Çünkü köşegen alanı 2'ye bölüyordu. Cevabımız 14 kök 15 olacaktır diyoruz. Ve sevgili arkadaşlar nereye geldik? Adım tarama testi. Bunun arkadaşlar bu adımımızın konu öğrenme bölümü çok fazla vaktimizi almadığı için, rahat olduğu için mola vermeden de adım tarama testine devam edebilirsiniz. ABC eşkenar dörtgen diyor ABC'de. Bakın kenarlar birbirine eşit. Tamam, burası da eşit, burası da eşit. Burayı yapıştırdım. Geldim dedim ki 40 derece ise 70 dereceye 70 derece olur. Güzel. 70 derece ise burası iç tersten, burası da 70 olur. İkizkenar üçgen olması sebebiyle x ise burası da x olur bakın. Buradan şöyle üçgenin iç açılarına bakarsanız 70 x x, buradan 2x artı 70 eşittir 180 ise buradan x açısının değeri 55 derece olacaktır diyoruz. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda bakın kenarlar birbirine eşit miydi eşkenar dörtgende? Evet, kenarlar birbirine eşitti. Süper. Bunu yaptık öncelikle. Tamam. Alfa ise mecburen burası da alfa. İkizkenar oldu. Alfa alfa, burası ne oldu? 2 alfa. Aynı şekilde arkadaşlar burası da 2 alfa mı? Evet. Neden? Çünkü açıortay. Aynı şekilde burası da 2 alfa 2 alfa mı? Evet. Burası da 2 alfa 2 alfa. Buradan 4 alfa artı 48 eşittir 180. Buradan 4 alfa eşittir 132. Alfa buradan eşittir. Ne yapar? 132 4'e böldüğümüz zaman 33 değerini verir bize sevgili arkadaşlar. Geldim buraya. Ben şimdi buraya x açısı dersem burası da x açısı oldu. Doğru mudur? X açısı dersem burası da x. Peki burası ne olacaktır? 2x, bakın burası da 2x olacaktır. Aynı şekilde burası da 2x olacaktır. Neden? Eşkenar dörtgende köşegen açıortaydı. Süper. Şimdi x, 2x daha 2 iç bir dış açıdan dolayı 2x, x daha 3x eşittir 30 derece. X eşittir 10 derece diyoruz. Şimdi onu yakaladık. Hemen geldim buraya. 10 ise burası 20 derece. Burası da 20 derece. 20, 20, 140. Burası ne olacaktır? 140 derece olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, dördüncü soruda bakalım bizi ne bekliyor. Sevgili arkadaşlar 2, 4 daha 6. Demek ki bir kenar uzunluğu 6 cm. Burası da 6 cm. Kenarlar birbirine paralel mi? Paralel. O zaman temel benzerlik teoremini yapalım. X'in tamamına x artı 6'ya oranı eşittir. Ne olacaktır? 2'nin 6'ya oranı. 2'nin 6'ya oranı. Buradan 1 bölü 3'ü yazdım. İçler dışlar yaptım. 3x eşittir x artı 6. Buradan x eşittir 3 santimetre diyoruz. Olay bu kadar sevgili arkadaşlarım. Devam edelim 5. soruya. Bakın bildiğimiz zaman geometri ne kadar kolay değil mi? Ne kadar tatlı geçiyor. İşte arkadaşlar geometride ilerlemek için ne yapıyorduk? Her konudan minimum 300 tane soru çözüyorduk. Evet, geldik buraya. Eşkenar dörtgen diyor. AH uzunluğu ile HB uzunluğu birbirine eşit. Şimdi eşkenar dörtgen ise burası 6 ise mecburen bunlar ne olacak? 3, 3 olacak mı değerli arkadaşlarım? 3, 3 olacak. Süper. Peki bizden x'i istiyor. Şimdi şöyle yapsam. Bakın 90 derece ise bu madem. Hocam 3, 6 demek ki burası 30 derece, burası 60 derece. Ben bunu yakalayabilirim hocam. Güzel bir şey. Şimdi devam ettiriyorum bakın. Şurayı devam ettirdim. Şöyle bir devam ettirdim. Şöyle bir tepeden yükseklik çizdim. Bakın değerli arkadaşlarım çizdiğim zaman burası 3, 6, burası 3 kök 3 mü? Evet. Burası da 3 kök 3. Çok güzel. Peki burası 6 mıydı? 6 idi. Mecburen buraya ne geldi? 3 geldi. Şimdi artık iş bitti bakın. Pisagor x. Kenarlardan bir tanesi 6, diğeri 3 kök 3. Hemen geliyorum. X kare eşittir 3 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesi. Buradan 27 artı 36. Buradan ne oldu? X kare eşittir 63 oldu. Değil mi arkadaşlar? Buradan x'in değeri 3 kök 7'dir diyoruz değerli arkadaşlarım. Devam edelim bakalım 6. soruda ne var? 20 santimetre köşegenler birbirini ortalar demiştik. Demek ki burası da 20 olacak. PB uzunluğu da 20 olacak. Ben şimdi bir tane buradan paralel çizersem çizdiğim bu paralel 10-10 ayıracaktır burayı. Neden? Bakın 1'e 1. Evet hocam. Peki değerli arkadaşlar hemen şuradan bir benzerlik daha yapalım. Buraya x dersem 20'nin 20 artı 10'a yani 30'a oranı. 20'nin 30'a oranı 5'in x'e oranına eşittir mi? X buradan eşittir 7,5 santimetre. Şimdi burayı buldum 7,5. Peki şu APB üçgeninde orta taban konumunda mı bu? Evet. 7,5 ise buranın tamamı ne olması lazım? Buranın tamamı 15 santim olması lazım. 7,5 ise burası 15 olacaksa 5 ise buraya ne kaldı? 10 santimetre kaldı. Bakın şimdi kenarlara bakalım. Burası 15, burası 20. 15, 20. Şuradaki uzunluk ne olacaktır? 25. Bakın bütün kenarlarda 25 olmayacak mı? Demek ki çevremiz 100 santimetredir diyoruz. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda köşegenlerin dik kesişiyor olmasını unutmayalım. Bakın hemen köşegenler dik kesişiyor. Bunu hemen getirip yazıyoruz değerli arkadaşlarım. Peki ne diyor bana? 9 santim, 7 santim. Okey. Bizden neyi istiyormuş? Bizden istediği AC uzunluğu nedir? AC uzunluğu nedir? Çok kolay bizler için. Ben buraya h dersem h kare dediğim uzunluk 9 çarpı 7'ye eşit. Yani h kare eşittir 63. Bunu buldum. Peki ben şuraya x dersem şurada bir Pisagor yaparsam bakın. X'in karesi eşittir h kare artı 9'un karesi mi? Evet. Yani 63 artı 81 mi? Yani 144. Karesi 144 ise x'in uzunluğu ne olacaktır? 12. 12 AE uzunluğu. Peki EC uzunluğu da 12 değil mi? Evet. Neden? Köşegenler kesiştiğinde birbirini ortalıyordu. Değil mi? Çok güzel. 12-12 AC uzunluğu 24 santimetredir diyoruz değerli arkadaşlarım. Ve geldik buraya. AH uzunluğu 25 diyor. AH uzunluğunu 25 yaptı. Ben köşegenlerin birbirini ortaladığını biliyorum. Şöyle köşegenleri çizmiş olayım. Şuradan olmuş olsun o. Ortalıyor ve dik. Şimdi ne var burada? Yine bir Pisagor var. Ben buraya K dersem H kare yani 5'in karesi eşittir 25 çarpı K. Buradan K'nın uzunluğunu 1 buldum. Bakın K 1. X'i bulmam lazım. Diyorum ki şu köşegenler birbirini ortaladı. Ben şöyle çizersem, şunu şöyle çizersem, şuradan da aşağı doğru bir yükseklik indirirsem şunu bulabilirim. Derim ki 1'e 1 oranında bölme gerçekleşmişse, 1'e 1 oranında bir bölme gerçekleşmişse, burası 25 ise buranın da 25 olması lazım. Buraya 24 kaldı. Şimdi orta taban 5 ise buradaki kenar 10 oldu. Bakın 10, 24. 5, 12'nin katları değil mi? 5, 12, 13, 10, 24, 26 santimetre diyoruz X değeri için. Güzel bir soru. Evet, geçtik. Nereye geçtik arkadaşlar? Şöyle 8. soruyu yaptık. 9. soruya geçiyoruz değerli arkadaşlarım. Evet. Nereye geçtik? 9. soruya geçtik. ABC bir üçgen. Tamam. Eşkenar dörtgen diyor. Tamam. AC uzunluğu 9. Şurası 9. AB uzunluğu 14. Pardon, şurası BC'ymiş. BC uzunluğu 12. AB 14. O zaman buraya 14 eksi X kaldı. Sevgili arkadaşlar, köşegen özelliğini hatırlarsanız bu olay çok kolay. Köşegen neydi? Açıortaydı. Açıortaysa 9'a 12 ise arkadaşlar 9'un 12'ye oranı ne olacaktır? 14 eksi x'in x oranı. Bakın 9'un açıortayı hatırlayın. Ayırdığı parçaların oranı değil mi? 9'un 12'ye 14 eksi x'in x oranı. Veya şöyle de yapabilirdiniz. 9'un 14 eksi x'e 12'nin x oranı. Fark etmez. Aynı cevaba gideceksiniz. Buradan 3/4'ü yakaladım. İçler dışlar çarpımı yapalım. Ne oldu? 56 eksi 4x eşittir 3x. Buradan 7x eşittir 56 ise x'in değeri 8 santimetre olacaktır diyoruz değerli arkadaşlarım. Evet, geldik 10. soruya. Ne diyor? 3 santim 4 santim yükseklik nedir? Şimdi bakın sevgili arkadaşlar, şuradaki DC kenarı ile BC kenarı birbirine eşit. Eşkenar dörtgenin özelliğinden dolayı. Peki ikizkenar bir üçgende tabanda aldığınız bir noktadan köşelere yükseklikler çizerseniz bu neydi? Aynı zamanda ikizkenar üçgenin ikiz olan kenarlardan birinin yüksekliğine eşitti değil mi toplamları? 4, 3 daha ne yaptı? 7. Demek ki H 7 santimetre. Aslında burada bilmeniz gereken ikizkenarın özelliği değerli arkadaşlar. Geldik buraya. 2, 6, 8 demek ki burası da 8. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. H diyeyim. 8'in karesi eşittir H kare artı 2'nin karesi olduğundan H kare 60 yapar. H da buradan 2 kök 15 yaptı. Geldim buraya 2 kök 15 yazdım. Şimdi sevgili arkadaşlar, alanı bulmak için ne yapıyorum? Taban çarpı yükseklik. 8 çarpı 2 kök 5. O da ne yapar? 16 kök 15 diyoruz. Geldik 12. soruya. 12. soruda eşkenar dörtgen. Bakın burası AB kenarı 17 santim. Evet. O zaman AD kenarı da 17 santim. DC kenarı da BC kenarı da 17 santim. Doğru mudur? Peki arkadaşlar, burada ne var? 8, 15, 17 özel üçgeni var mı? Evet hocam. 8, 15, 17 özel üçgeni var. Peki alanı bulabilir misiniz artık? Hocam çok kolay. Ne yapacağız? Taban çarpı yükseklik. Yani 17 çarpı 8. O da ne yapar? 136 mı yapar? 80, 136 santimetre kare yapar diyoruz. Ve geçelim bir sonraki sorumuza. 13. sorumuzda bakalım ne var. Eşkenar dörtgen demiş. ABCD eşkenar dörtgen. O zaman 2 ise burası da 2 kardeşim. Burası da 2. Bunu yazmış olduk. Alan ABCD'yi istiyor. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Bunlar birbirine paralel. O zaman burası ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Doğru mu? Şimdi dikkat. 90'ın karşısında 4 var. Burada 2 var. Demek ki 30-60-90 üçgeni bakın. 30-60-90 üçgenini hemen yerleştirdim. Sonra geldim 30 derece ise iç dersen burası da 30 derece. Artık çorap söküğü gibi gelecek bakın. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Mecburen buraya da 1 kaldı. Burası ne oldu? Kök 3. 60'ın karşısı kök 3'tür. Peki alan neydi? Taban çarpı yükseklik değil mi? Alan ABC'de. Yani 2 çarpı kök 3 bana alanı verecek. Cevabım 2 kök 3 santimetre karedir diyorum. Evet değerli arkadaşlarım, 14. soruda bize şöyle diyor. ABCD eşkenar dörtgen AE uzunluğu EB uzunluğuna eşit. Hemen şunu alıyorum öyle diyorum ki burası K ise burası da K. Kenar uzunluğu 2K olduğu için burası da 2K. Bakın kelebek benzerliğinde K 2K'yı yakaladım. O zaman şunu diyebilirim. Burası Y ise burası 2Y. Burası X ise burası 2X. Kelebek benzerliğini hemen uyguladım. Sonra geliyorum diyorum ki şuradan ben şöyle bir çizeyim. Bakın neler elde edeceğim. X'lik tabana A'lık bir alan düşüyorsa 2X'lik tabana 2A düşecek. Şu şekilde paylaştırdım. Buradan bakalım. Y'lik tabana A düşüyorsa 2Y'lik tabana 2A düşecek. Buradan paylaştırdım. X'e 2A düşerse buradaki 2X'e 4A'lık bir alan gelecektir. Sevgili arkadaşlar bakın. Eşkenar dörtgenin alanının yarısı 2A, 4A daha 6A. O zaman eşkenar dörtgenin tamamı 12A'lık alana eşittir. Peki ne diyor bize? Taralı alanlar toplamı 100 diyor. Taralı alanlar toplamı 5A mı? 5A eşittir 100 ise A'nın değeri ne oldu? 20 cm². Bizden 12A'yı istiyor. 12 çarpı 20'den cevabımız 240 cm² diyoruz değerli arkadaşlarım. Geldik 15. soruya. Eşkenar dörtgen gördüğümüz zaman ilk işimiz arkadaşlar köşegenleri şöyle birleştirmek. Tamam mı? Köşegenleri birleştirdim ve köşegenlerin dik olduğunu biliyorum. 6 ise 3, 3 paylaştı. 3, bakın 3, 5. Demek ki burası ne oldu? 4. Buraları 4'ü yazdım. Artık işim bitti değerli arkadaşlarım. Bakın 4 cm, 5 cm, x cm. Yani bir Pisagor. X'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesi olduğundan x buradan kök 41 diyoruz. Bakın 16, 25 daha 41 diyoruz. Geldik 16. sorumuza. 16. sorumuzda taralı bölgenin alanı nedir diyor. Güzel. Şimdi burası x'miş. Ben AE uzunluğuna x dersem burası ne olur arkadaşlar? X artı 9 olur mu? Burada bir Pisagor yapacağım. Diyeceğim ki x artı 9'un karesi artı x'in karesi, özür dilerim pardon düzeltelim burayı. X artı 9'un karesi eşittir. X'in karesi artı 15'in karesi olacak. Buradan x'in 8 olduğunu elde edebiliriz. Veya daha böyle uyanık davranırız. Deriz ki x 15, x artı 9 ise 8, 15, 17 özel üçgeni vardı. X yerine 8 yazdığım zaman ben bunu görebiliyorum. Peki bütün alan nedir? Bütün alan taban çarpı yükseklik, yani 17 çarpı 15. Ben bütün alandan buradaki üçgenin alanını çıkaracağım. Yani 8 çarpı 15 bölü 2'yi çıkarıyorum. O da ne yapar arkadaşlar? Burası 60 yaptı. 17 çarpı 15'ten 60'ı çıkarıyorum. Bu da ne yapar? 4 çarpı 15 çıkardığımız zaman 13 çarpı 15'ten 195 cevabını elde ediyoruz değerli arkadaşlar. Geldik karşınıza sıkça gelecek bir soruya. Sevgili arkadaşlar ben buraya x dersem eşkenar dörtgen olduğu için bütün kenarlar x olacak mıdır? Evet. Şimdi kenarlar birbirine paralel miydi? Evet. O zaman diyorum temel benzerliği yapalım. 6'nın 6 artı x oranı. 6'nın 6 artı x oranı eşittir. Ne olacak? X'in x artı 24'e oranı. Çarpalım bakalım. Diyorum ki x kare artı 6x eşittir. Şöyle çarpıyorum şimdi de. 6x artı 144. Buradan 6x'ler gitti. Demek ki x uzunluğu 12. Eşkenar dörtgenin çevresini soruyor. Bir kenar uzunluğu 12 cm ise çevresi 12 çarpı 4'ten 48 cm'dir diyoruz değerli arkadaşlar. Geldik buraya. Diyor ki bana AD uzunluğu FK uzunluğunun 2 katı. Yani eşkenar dörtgenlerden birinin kenarı diğerinin 2 katı. Yani benzerlik oranı eşittir 2. Benzerlik oranı 2 ise alanlar oranı benzerlik oranının karesiydi. Yani 4. Çok güzel. Ben şimdi 4'ü buldum. Peki o zaman şunu diyebilir miyim? Alan ABCD, alan ABCD, alan FKLE'nin 4 katına eşit. FKLE'nin 4 katına. Alan ABCD nedir? P artı 178. Alan FKLE nedir? Bakın yazdım buraya. P artı 34. Buradan çarparsam 4P artı ne yapar? 120, 136 mı yaptı? Buradan P artı 178 Atalım diğer tarafa 3P. Bunu bu tarafa attığımız zaman ne yaptı? 42 mi yaptı? 42. Buradan P eşittir 14 santimetre kare diyerek soruyu temiz ve çok güzel bir şekilde çözüyoruz. Geldik 19. sorumuza. Paralel kenar konusunda da bu tarz bir soru çözmüştük arkadaşlar. Diyor ki iki kenarı yola paralel alanı 2500 metrekare olan bir ABCD karesi. 2500 ise demek ki 50'ye 50'lik bir arkadaşlar kare. Değil mi? Hangi sayının karesi 2500 yapar? 50'nin. Diyor ki daha sonra C ve D köşelerini yoldan 14 metre daha uzaklaştırarak 14 metre uzaklaştırdıysa hemen şöyle bir çizeyim şurayı. Şöyle çizdim bakın. 14 metre uzaklaştırmış yoldan. Demek ki şurası 14 metre. Burası 50 miydi? Arkadaşlar hangi özel üçgen aklınıza geldi? 7, 24, 25'in katları bakın. 25'in 2 katı, 7'nin 2 katı. Burası da ne olacak? 24'ün 2 katı. Yani 48 olacak diyoruz. Taban ne? Taban 50. Alan ne kadar azalmıştır diyor. Şimdi buranın alanı nedir? Taban çarpı yükseklik. 50 çarpı 48 ne yapar? 2400. Önceden ne kadardı? 2500 metrekare. Demek ki alanda 100 metrekarelik bir azalma söz konusu değerli arkadaşlar. Geldik buraya. Diyor ki eşkenar biçimindeki karton gösterilmiş. Ne yapılacakmış bakın. AD ve BC kenarları AC köşegeni üzerine gelecek şekilde katlandığında B ve D noktalarının sırasıyla yerleri B üssü ve D üssü olmaktadır. Şimdi ben bunu öncelikle eski şekle tamamlayayım. Bu bir taktiktir bakın. Şeklinizi eski şeklinize tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bir daha şöyle çizelim şunu. Şunu da şöyle. Şu anda eski şeklime tamamladım. Bakın katlanma söz konusu olduğu zaman neydi bu açıortay? Alfa alfa. Bu da sonuçta arkadaşlar 2 alfa olacağı için alfa alfa şeklinde ne yaptı değerli arkadaşlarım? Ayrıldı diyoruz. Peki çok güzel. Şimdi burası da 2 alfa mı? Evet hocam orası da 2 alfa. Çok dikkatli bakın değerli arkadaşlarım. Ben şunu yapabilir miyim? Şöyle. Şuraya bakın tam şuraya. 2 iç bir dıştan. 2 iç bir dıştan. 3 alfa yazabilir miyim? Evet. Sonuçta arkadaşlar bakın açıortay katlanmaysa burası da 3 alfa alacak. Değil mi? Birbirinin aynısı çünkü bu üçgenler. Şu iki üçgen eş üçgen. Aynı durum burada da geçerli. Bunda da 3 alfa 3 alfa şeklinde yazabiliyoruz. Peki ne diyor? B üssü CK açısı. B üssü CK açısı yani alfa. D üssü LA açısı yani 3 alfa. Alfa bölü 3 alfa değeri de 1 bölü 3'tür diyoruz değerli arkadaşlar. Ve geldik 21. soruya. Diyor ki bir kenar uzunluğu 2 kök 73 olan BD köşegenin uzunluğu 12 santim olan bir eşkenar dörtgen verildi. Tamam. Şimdi elde edilen parçalar A ve D2 köşeleri K noktasında. Şimdi K noktasında A ve D2 köşeleri varmış. A ve D2 köşeleri varmış. L noktasında ise B1 ve C köşeleri. B1 ve C köşeleri. Yani böyle çakıştırmış bakın. Kenarları gelmiş böyle çakıştırmış. Ben de hata yapmayayım diye bu şekilde ele aldım arkadaşlar. Şimdi AB uzunluğu 2 kök 73. Tamam. DB uzunluğu bakın 12. Geldim buraya. DB uzunluğu 12. Şurası 12. Şurası da 12. Yani bakın D1 ile B1 arasındaki mesafe 12 santim. D1 ile B1 arasındaki mesafe 12 santim. D2 ile B2 arasındaki mesafe bakın D2 ile B2 arasındaki mesafe 12 santim. Çok güzel. Peki burada arkadaşlar şu D1 ile A noktasının arasındaki mesafe yani buralar ne olmak zorunda? 2 kök 73, 2 kök 73 burası da burası da. O zaman geldim buraya 2 kök 73, buraya da 2 kök 73 yazdım değerli arkadaşlar. Burası da AB1 ne olacaktır? Bu da 2 kök 73 olacaktır diyoruz. Süper. Sonra geliyoruz diyoruz ki ne istiyor bizden? B2 noktasının D1 ile noktası arasında olan uzaklığı. Yani şuraya olan uzaklığını istiyor benden. Peki buraya olan uzaklığını nasıl bulacağım? Şimdi hemen geliyorum. Diyorum ki geldim şöyle. Benden şunu istiyorsun diyorum. Güzel. Bunu buraya yazdım. Burası ne? 6 santim. 6 6 ayırdım. Güzel. Çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen geliyorum diyorum ki Ya burada ben bir ikizkenar üçgen oluşturabilirim. Şöyle çizmiş olsaydım bakın. Şunu şuraya çizdim. 2 kök 70, 2 kök 73, 6, 6 ayırmışsa burası 90 derece. Bunu yaptım. Bakın 6, ben buraya x diyeyim. Şunu yapabilir miyim? Derim ki x'in karesi artı 6'nın karesi eşittir 2 kök 73'ün karesi. X kare artı 36 eşittir 4 çarpı 73 ne yaptı? 292. Buradan x kare eşittir 256. X eşittir 16 santim. Geldim buraya 16 santim yazdım bakın. Paralel olduğu için burası da diktir. Dik dik. Dikkat edin. Şimdi x uzunluğu 16. KB2 uzunluğu 12. 16, 12 hangi özel üçgen var? 20 özel üçgeni var diyoruz. 12, 16, 20 özel üçgeni. Geldik 22. soruya. Diyor ki ilk olarak A noktası B noktasına katlanıyor. Şimdi A noktası B noktasına katlanıyorsa demek ki tam ortadan bir yerden katlanmış olması lazım. Doğru mu? Demek ki bu D noktası şuradan çizilen yükseklik bakın tam orta noktaya geliyor. Yani burası bir birimse herhangi bir uzunluk vermediği için bilinmeyen yazmıyorum. Direkt bir birime bir birim diyelim. Tamam mı? Şimdi buradan da C noktası da katlanınca D'ye geliyorsa demek ki buradan çizilen de bakın şöyle çizdiğiniz zaman da tam ortaya geliyor sevgili arkadaşlarım. 1'e 1 oluyor. Peki bir kenar uzunluğu 2 ise geldim buraya 2, 2 yazdım. Şuradaki yüksekliğe ne kaldı arkadaşlar? Pisagor yaptığımız zaman burada 1, 2 buraya kök 3 kaldı. Demek ki DK kenarı ile BL kenarı kök 3. Buralar ise birer santim uzunluğunda. Şimdi DKBL'nin çevresi yani 2 artı 2 kök 3 bölü ABCD'nin çevresi yani 8. Böldüğümüz zaman ne olur arkadaşlar? Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 1 artı kök 3 bölü 4 seçeneğini elde ediyoruz. Pardon şöyle C şıkkını işaretledim. Sevgili arkadaşlar ne yaptık? Sorularımızı çözdük. Şimdi nereye geldi sıra? Kendimizi değerlendirme bölümüne geldi. Değerlendir bölümünde tekrardan kendimizi değerlendiriyoruz. Acaba nerede hatamız var diye bakıyoruz. Evet, meşhur sözümüz. Savaş Hoca diyor ki bir konuyu öğrenmek istiyorsan minimum 300 soru çöz ama gönlümüzdeki soru sayısı 500. Görüşmek üzere. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen indirebilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.